teşekkür ederim. Chat görünmüyor ya. Niye görünmüyor chat? Birazdan okuyacağım yazdıklarınızı. Bakayım. Melody, Christopher, Ela, Hemi, Simbiya. Yanlış okuduysam kusura bakma. Eslem, Cemre, Sude, Nihal, Elif Nur, Ela, Eflamino, Bakır Plak, Yasemin. Hepiniz hoş geldiniz. Elif Nur, Koçak, hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi chat'i bir ayarlamaya çalışacağım. Zaten oyun açık galiba. Görüyorsunuz oyunu, değil mi? Ondan sonra geçeceğiz hemen oyunu. Bir dakika, sesi açayım. Bana 2 dakika verin. Şu chat'i halledeyim yine. Çok uzun zamandır yayın yapmadığım için chat ayarlarını falan unuttum hep. Ha, geldi. Tamam, chat geldi, yaşasın. Chat'i hallettim. Oley. Bir daha bu kadar uzun süre yayına ara vermeyeceğim. Her şeyi unutuyorum çünkü. Evet, şimdi bir okuyayım neler yazmışsınız. Ondan sonra hemen oyuna geçeceğim çünkü çok heyecanlıyım. Hemen görmek istiyorum. Şu an süper ses demişsiniz. Bir dakika. Herkese merhaba. Biz geldik bacım. Geliyor sesin abla. Seni çok seviyorum. Ben de hepinizi çok seviyorum. Böyle bir anda yapmaya karar verdim yayını. Nihal sağ olsun. Nihal bana mesaj attı. Abla yayın yapsan güzel olur falan diye. Discord'dan yap dedi ama YouTube'dan daha rahat olur diye düşündüm. Merhaba Sertaç, hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şey, sadece paketi inceleyeceğiz. Artık seri yapmayız. Muhtemelen şey yaparız ya. Seri olan serilerden birini, bir simi iç mimar yaparız. Oyuna geçiyorum. Bir dakika, ama önce tabii ki kameramı küçültüyorum. Evet, hoş geldiniz diyor bizi. Ya, bu ekranı çok seviyorum. Çok seviyorum. Ya ben de çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Şu an bakıyorum böyle. Ya bir şu ilk mutfağa bakın, bir sonraki mutfağa bakın. O kadar güzel ki. Önce kas ekranından başlayacağım. Kreatesimden başlayacağım. Merhaba Samet, hoş geldin. Yok Melis'cim, daha yeni başlıyoruz. Hoş geldin. Hemen bir yeni oyun diyeyim. Selam. Hoş geldin. Benim şurada yaptığım bir sim vardı. Bir dakika. Erkek için de başka bir sim alayım. Bir dakika. Ya Ezgi, ya seni yerim ben. Sağ ol canım benim. O sizin gözlerinizin güzelliği. Sertaç ne? Abla sana falan yorum yazabilmek için babamın hesabından giriyorum. Normalde ismim İpek. Aa pardon İpekçim. Pardon. Sertaç yazınca oradan, tamam, babanın adı Sertaç. Teşekkür ederim İpek. Ela, ha, selam demiştim sana, tamam, hoş geldin demiştim. Uzun süredir yayın yoktu. Ya evet, dediğim gibi Nihal sağ olsun. Nihal aklıma getirdi. Ben normalde, Yağız hoş geldin. Ben normalde yapmayacaktım yayın. Direkt video çekecektim. Kamerayı biraz ortalayayım mı ya? Kamera iyi mi? Ben kameraya ayağımla çarptım galiba. Kameraya ayağımla çarptım. O yüzden yamulmuş biraz kameram. Evet, bunu ben çok önceden yapmıştım. Bir serimde kullanırım diye. Şimdi onu da bir bakalım. Saçlara bakayım önce. Yoksa direkt ben video çekecektim ama böyle yapmak aslında benim için de daha kolay oldu, biliyor musunuz? Video çekmek yerine bu yayının tekrarını koyarım. Bana da iyi oldu Nihal. Tekrar teşekkür ediyorum. Ya tekrar YouTube'a döneceğim. Yani YouTube yayınlarına döneceğim daha doğrusu. Bakalım ne gelmiş. Aman Allah'ım. Tanıtımdaki saç herhalde bu. Yani güzel, bebek saçları falan da yapmışlar burada sanki ama çok mu böyle kafa derisi göründü, anlamadım ben. Paket, evet ya, paket için ben de o kadar heyecanlandım ki böyle çok bekledim, çıksın 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 diye. Hemen çıkar çıkmaz aldım. Yani saç, bu saç güzel ama biraz fazla kafa derisi görünüyor gibi geldi. Ela'cığım başarılar sınavında canım. Başarılar. Teşekkür ederim ya geldiğin için valla. Bebek saçları güzel. Bebek saçlarını ben de beğendim ama sadece kafa derisinin çok göründüğünü düşünüyorum. Yani şuradaki detaylar falan çok güzel mesela. Böyle bir saç gelmiş. Şu sarılardan bakalım. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu da biraz fazla mı kabartmışlar böyle böyle? Beyaza yakışmadı o yüzden. Evet, şimdi evet, doğru. Zenci bir sim olsaydı belki daha çok
Yakışabilirdi. Yani bu biraz daha nispeten biraz daha güzel ama acaba çok mu kabarık? İnşallah, inşallah Ela'cığım kazanırsın inşallah. Neyse diğerine geçiyorum. Diğeri de bebek saçsız. Ya da buslime mi yakışmadı acaba? Diğer renklerine de bakayım. Pembeye baksanıza. Zeynep hoş geldin. Ya ben de çok mutluyum. Sizi çok özlemişim. Gerçekten çok özlemişim yayın yapmayı. Sizinle beraber yayın yapmayı gerçekten çok özlemişim. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Böyle bir anda söyledim. İyi ki geldiniz. Yani buna da pek ısınamamakla birlikte bak bu da değişik. Topuz sandım. Topuz değil ama. Aa çok garip. Kısa saç. Pembe çok iyi. Twitch kanalım yok. Deniz hoş geldin. Twitch kanalım henüz yok. İnşallah ileride olur. İnşallah. Bu saç güzel gibi sanki. Değil mi? Değişik yani. Kısa saç olması çok değişik. Bence güzel ya. Karadul'u özledik. Karadul'un son final bölümünü yapacağız beraber yayında. Bu saçı sevdim. Evet önden çok hoş. Arkadan yani işte. De önden hoşmuş gerçekten. Neyse şimdilik bu kalsın. Hatta bu renk çok yakışmadı mı Busime'ye? Başka aksesuarlara bir şeyler gelmiş. Aksesuarlara bakalım. Şöyle yaklaştırayım. Şöyle bir küpe gelmiş. Bu da galiba tanıtımdaki küpeydi, değil mi? Renkleri var böyle. Değişik bir küpe. Yeşilin rengi çok güzel değil mi ya? Yeşilin rengi çok güzelmiş. Önden evet, önden gerçekten çok güzel. Kaç GB bilmiyorum Melis. İnan hiç bakmadım. O kadar heyecanlıydım ki hemen yani açtım oyunu açtım. Hiç GB'ına bakmadım. Ama sana sonra yazarım. Discord'dan ya da Instagram'dan. Evet, Tiny ile gelen saça benziyor biraz. Doğru. Diyorum tanıdık geldi bana bu saç bir yerden. Ya evet kahverengi saçı ben de sevdim. Saç rengini ben de sevdim. Ya evet hepinize şimdiden başarılar. LGS'ye girecek bütün arkadaşlara, sınavlara girecek bütün arkadaşlara başarılar. Zaten ben de yayın yapmıyordum Deniz. Çok bir şey kaybetmedim yani. Hiç bayağıdır yayın yapmıyordum. Sadece hafta sonu Discord'dan yayın yaptım o kadar. Diğer küpeye geçtim. Bu da güzel, fena değil yani. Ama basit geldi bana. Renk paletlerinden yapmışlar işte. Renk paleti işte bu hani şeyler oluyor ya kartlar, renk kartları. Kartela mı oluyor onların adı ne oluyor onlardan işte. Ne zaman ev yapımı gelecek? Ne açıdan? Video olarak mı? Video olarak bilmiyorum şu an. İnan bilmiyorum. Bir de kolye gelmiş böyle. Aa kolye çok güzel değil mi ya? Kolye çok güzel. Şu rengine baksanıza. Bu rengi de çok iyi. Ya ben en çok yani Kratos'un ekranından çok eşyaları merak ediyorum ya. Eşyalar of. Kolyeyi beğendim. Allah yine çarptım kameraya. Sim'den gözlerimi alamadım. Ya bu Sim'le o kadar uğraştım ki Ezgi. Ya baya baya uğraştım. O yüzden benim favori Sim'im. Onu böyle saklıyorum. Güzel bir seride başrol oynatayım falan diye. Abla benim daha yazı ve araştırma ödevim var. Bir de canlı yayına bakıyorum. Hadi hayırlısı artık. Ya kıyamam İpek. Kolay gelsin, kolay gelsin. Zorlanırsan direkt çık yayından. Hiç problem değil benim için. Sims'e bayağıdır girmiyorum. Tabii ders çalışıyorsunuz. Bayağı bir şey geldi. Takılar güzel ya. Takılar güzel. Melis bu seriyle, bu pekle ilgili seri yapmayacağım. Ne yaparız biliyor musunuz? Var olan serilerden birindeki bir simde kullanırız. Yani o simi o işi yaptırırız. Mimar yaparız. Ta 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 tam. Şu şortu çıkarıyorum. Bu ha şey önlük. Önlük yapmışlar. Bunun altına pantolon yapmışlardır. Kolye evet ya kolye çok güzel. Gerçekten kolye çok güzel. Ya bu da çok tatlı önlük. Baksanıza şuna. Çok güzel. Ya boya lekeleri yapmışlar. Tamam, tamam Elacığım. Çok teşekkür ederim. Gelecek gelecek tekrarını koyacağım YouTube'a. Çok teşekkür ederim. Sana iyi dersler. Kolay gelsin. Çok güzelmiş. Bunu sevdim ben. Boya lekelerine kadar düşünmüşler ya. Ya bu da çok tatlı.
Şu şort kalsın bence üstümüzde. İç çamaşırıyla bakmayalım. Bir an, ben de önce elbise sandım, ne geziyor falan diyorum. Sonradan fark ettim önlük olduğunu da. Şort keşke çıkarmasaydım. Dönmeye çalışıyorum, dönemiyorum bir türlü. Zaten klasik renkler ya. Hep aynı renkler oluyor ya. Ama çok güzel. Modeli baya güzel. Ben çok beğendim bunu. Şuna bakayım. Aa, bu da güzel. Ya çok güzel. Baksanıza. Çok iyi. Bordosu, yeşili. Yeşilin rengi de çok güzel ya. Evet, gömlek daha önce evet custom contentlere benziyor. Ya antrasit rengi galiba bu. Ne kadar güzel bu renk. Değil mi? Ufuk hoş geldin. Selam. Bayağı uzun zamandan sonra evet. Bir de bu gömlek varmış. Yani kötü değil ama yani diğerleri kadar bayılmadım. Ama bu da güzel. Su yeşilinin rengi gerçekten çok güzel evet. Ya bu da fena değil ama bence bu da kötü değil. Şuna bakayım. Aa, bu da güzel. Bu da güzelmiş. İçindeki gömlek çok tatlı değil mi? Evet, Cemre. Sanki içinden atlet giymiş gibi duruyor. Detayını bile düşünmüşler. Ben bu ceketi de beğendim aslında. Sadece bu yaprak desenliği beğenmedim. Ben de sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadınız. Bu gömlek de eğlenceli bir gömleğe benziyor. Bunların altına nasıl kombinler düşündüler acaba? Aa, bu rengi çok iyi değil mi ya? Evet, ona kadar benim. Bu rengi de çok iyiymiş. Buna geldim. Bu da güzel de şu şey gibi olmamış mı? Sanki vücudu kasmış da düğme tam kapanmamış gibi olmamış mı? Selam Gül, hoş geldin. İç mimarım diye bağırın demiş. Aynen. Yani bunda da sanki düğmeler niye kapanmamış onu anlamadım. Model öyle ama ben çok şey yapamadım. Beğenemedim, bilmiyorum. Ama bu rengi çok güzelmiş. Evet, giydireceğim. Bütün simlerimin kıyafetlerini değiştireceğim. Zeynepçim, YouTube yayınlarında maalesef sizin, daha doğrusu benim yaptıklarım size bir 20 saniye falan sonra geliyor. Bu da renkleri çok güzel ya bunun da. Bu 7. seviyede açılıyormuş. Dekoratör kariyerinin 7. seviyesinde açılıyormuş. Bunu gösteremiyorum maalesef. Biz şunu mu giysek? Bunu mu giysek? Hadi bunu giyelim. Gelelim pantolonlara. Ne varmış bakalım. Ya çok güzel. Baksanıza şuna. O zaman demek ki şu önlükle bunu mu düşünmüş? Yok. Oturtamadım şu an. Evet ya, pantolonlar baya güzel. Baksanıza. Çok iyi. Bu pantolonun rengi çok güzelmiş. Pembe falan baya güzel. Güzel ya. Kıyafetler baya iyi. Ooo. Kotun güzelliğine bakın. Evet, kafanıza göre takılın demişler aynen. Parçalar ya, evet ben birleştiremedim, niye öyle oldu bilmiyorum. Benim yeteneksizliğimden de olabilir. O şey önlüktü Gül, evet. Bir daha gösterebilirim istersen. Görmemiş olabilirsin bu önlük. Ama mesela bu pantolonla oldu bu önlük. Sadece renkleri olmadı. Böyle bir şey düşünmüşler herhalde. Ama şimdi önlüğü çıkaracağım. Diğerinde daha rahat görelim diye. Şu kazağı giydireyim. Pantolonlar bayağı iyi ya. Ya bu da çok güzel. Bu az öncekinin aynısı. Gömleksizi sadece. Aynen aynısı. O yüzden renklerini göstermeyeceğim.
Bu pantolon sesini yapar umarım. Ama evet ya. Kesin yaparlar ama bence. Pantolonunu kesin yaparlar. Ay bu da çok güzel. Ay ben her şeye çok güzel diyorum ama gerçekten çok güzel. Ben burada böyle olursam eşyalarda ne olurum bilmiyorum. Pantolonlar Neighbor serisindeki kızlar için yapılmış. Ay evet, şimdi hepsinin kıyafetini değiştireceğim. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. İkinci bölümde hepsini farklı göreceksiniz. Ya çok tatlı. Bakın, bunun deseni de farklı. Kiremit. Düz var. Çok iyi ya. Vallahi çok beğendim. Kıyafetleri bayağı beğendim. Ben bayağı yükseldim kıyafetleri şu an. Bir de şortumuz var. Yani bu normal. Sıradan bir şort. Buna çok heyecanlanmayacağım. Bu da güzel ama. Bir de böyle bir... Aa, bu etek de çok tatlı. Kemerinin detayına bakar mısınız? Aşağıya falan böyle eğimli. Etekte de yani bu desen biraz sanki olmamış gibi mi? Ya bu desenden emin olamadım ama düz renkleri daha iyidir diye düşünüyorum. Evet. Düz hali bence daha iyi. Ben bu eteği kullanırsam düz haliyle kullanırım. Kareli kullanmam. Geldik diğer eteğe. Ufuk daha izlemedi mi? Zaten dün yayınlandı ilk bölümü ya. Benim kendim uydurduğum bir şey işte. Öyle araya çerez olsun diye kattım. Sürekli böyle challenge yapa 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 sıkılmayalım diye öyle araya attım bir şeyler, böyle kısa bir seri. İzleyebilirsin, daha kanalda daha dün attım. Evet ya, hep mint getirmiş. Ben o kadar uğraş, çabala bulamadım. Ya nasıl var ya, custom content arayacağım diye canım çıktı Natsoberi'nin mint jenerasyonunda. Şimdi mint gelmiş. Geldim eteğe. Bu etek de güzel. Renkleri bayağı iyi. Ha, bu da pantolonun bermudası. Ya bunu çok beğenemedim. Bu bermudayı pek beğenmedim. Hızlı geçiyorum bunu. Zaten bu da kapalı. Bakayım buradaki aksesuarlarda neler var? Çorap var. Çok rüküş oldu şu an. Bakayım. Çorap çok tatlı. Çiçekli mi çekli? Ha, bir de şey var. Baklava dilimli gibi var. Bir de böyle düz var. Çorap da çok tatlıymış. Ayakkabıya bakalım bir de. Tamam, geçeceğiz. Şimdi eşyalara geçeceğiz. Teşekkür ederim Belfucum, hoş geldin. Şöyle bir terlik gelmiş. Oo. Şöyle renklerini göstereyim. Ay ya, ne kadar büyük duruyor. Benim kullandığım şeyden mi acaba? Skin'den olabilir mi ki? Ayağım bayağı büyük duruyor. Şöyle bir bot gelmiş. Bakalım. Bu da fena değil sanki. Başak hoş geldin canım, hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Çorap ninemin uzun çorabı. Abla sanırım bu kas incelemesi bitmeyecek, bir sürü şey getirmişler. Dur şimdi ben bitireceğim, merak etme. Bir de şuna bakalım. Aa, bu bot güzel. Bu bot güzel. Renkleri de güzel. Botu sevdim. Bence bot güzel ya. Full body'lere bakalım. Oy 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 oy. Bunlar herhalde ama ben yine de seçeyim buradan da. Yorum yok. Buna yorum yapamadım. Bu elbiseyle ilgili bir yorum yapamayacağım. Yorumu size bırakıyorum. Bilemedim. Aa, bu çok tatlı. Bu çok güzelmiş. Hobileri deneriz şimdi, bakarız. Zaten şu hemen elbiseleri de geçelim. Ya bu elbiseye bayıldım. Bu bayağı güzel ya. Bunu bayağı sevdim ben. Şuna geleyim. Ya bu da güzel. Bu da şirin yani bence. Şöyle bakayım. Sadesi daha güzel ama. Ay bu rengi çok güzel değil mi ya? Ama dediğim gibi yani desenliden
Çok sadesini beğendim. Bununla ilgili de çok bir şey söyleyemeyeceğim. Bunu pek beğenemedim. Ya bir değişik duruyor. Bilemedim. Desenini de sevemedim. Elbise olarak sevemedim. Çok fazla geldi gözüme. Hele bu. Bu kötü ya. Bu. I-ı. Sevmedim. Bu olmamış ya. Bu çok kötü. Bu elbiseyi sevemedim. Tulum'a geliyorum. Tulum çok tatlı. Battaniyeyi dolamış gibi duruyor. Bu tulumu sevdim. Bu tulum zaten tanıtımda vardı herhalde. Ya bu ne ya? Çok güzel rengi. Tulum güzel. Evet, bu tam olarak bu işte tanıtımdaki tulum. Tulumu da sevdim. Aa, bu elbise de çok tatlı. Bu elbise de çok güzel. Geldim. Abi, bakar mısınız? Çok tatlı. Şu kol kesimi falan baya güzel. Sarı. Ya çok güzelmiş. Ha, bu da çok güzel. Bu tulum o tulum değil mi? Ne fark var aralarında? Ha, bu lekelenmiş. Tamam. Bir de böyle yapmışlar. Lekelenmiş olarak yapmışlar. Bunlar da yine kariyerlerle beraber, kariyer seviyeleriyle beraber açılıyor. Başka da bir şey yok galiba. Şu elbise kalsın üstümüzde. Şu kalsın hatta. Ha, şuraya şey eklenmiş, dekor eklenmiş. Sevdiğimiz, hoşumuza giden dekorlar, dekoratif şeyler gelmiş sadece. Şuraya dekor eklenmiş. Boho tarzı var. İşte daha sade tarz var. Kozmolüks, Fransız ülke Fransız kültürü tarzı herhalde diyor. İşte bahçe dekoru falan var. Gotik farmhouse, çiftlik tarzı falan var diyor. Ada tarzı, baya orta çağ tarzı falan. Bunları seçiyoruz. Aa, çok iyi. Erkeği unuttuk. Dur. Aa, doğru söyledin. Erkeklere hiç bakmadık. Aa, ne ayıp. Senden bir bakalım neler varmış. İyi hatırlattın Nihal ya. Vallahi ya. Bu ne ya? Abla, ben saat gece 3 bile olsa kalırım. Ay, yerim ben seni. Teşekkür ederim. Bilemedim ya, bu saç niye böyle? Acaba bu sime mi yakışmadı? Bilemedim. Erkek saçları ile ilgili daha farklı bir beklentim vardı ama bilemedim. Gerçekten bilemedim. Şu an ne diyeceğimi. Neyse, şuradan aksesuarlara bakayım. Aksesuar yok. Allah aşkına, şu adamın saçını bir düzeltebilir miyim ya? Gömlek gelmiş. Gömlek gelmiş de bu simin bir şeyiyle bağlanıyor şu an gömlek. Acaba? Yo, pantolonuyla bağlanmıyor. Simimle bağlanıyor gömlek yalnız. Yo, hayır. Modeli mi böyle? Aa, modeli böyleymiş. Bağlanıyor. Bağlanıyor sandım. Gömleğin modeli böyle kolları. Ay, inanamıyorum kendime. Pembe. Ha, içindekiyle aynı renk tabii, dışarıya çıkmış falan. Tamam, çocuklara da bakacağım. Yani şu detay olmasa da olurmuş. Ben bağlandı sandım. Bu şekildeymiş. Ha, bu önlük zaten görmüştük. Kadınlardaki önlüğün aynısı. Böyle bir şey gelmiş. Bilmiyorum, biraz daha yaşlı simlerimizin giyebileceği bir gömlek gibi geldi bana ama. Böyle bir şey gelmiş. Yani bilemedim ya. Erkek kıyafetlerinden emin olamadım. Bu da var. Böyle bir şey vardı sanki. Böyle bir ceket. Buna benzer bir model hatırlıyorum ben. Bu nedir ya? Neyse, şu gömlek kalsın. Pantolona bakalım. Böyle bir şort gelmiş. Şort güzel. Ama çok farklı değil. Ya yani diğer şortlardan pek bir farkı yok. Festivaller olması için Stilwing'i alman gerek. Onun Seasons'la alakası yok sanırım. Tam hızlı geçiyorum.
Ya şimdi erkek izleyicilere ayıp olmasın diye hızlı geçmek istemedim de. Bu da zaten yine kariyerle geliyor. Bir de full body'ye bakayım. Tamam, hızlandım. Ha, bunları açamıyorum. Bunlar kariyerle gelen tulumlar. Ayakkabıya bakayım. Bir tane bot gelmiş. Tamam, o diğer botun aynısı galiba. Güzelim çocuğun karizması içine. Ya evet ya. Ya olmadı bu, olmadı. Aynı çoraptan burada da vardır muhtemelen. Yok, yokmuş, tamam. Tamam, bir de çocuklara bakayım. Bakayım ne geldi. Aynı saç. Böyle bir kıyafet gelmiş. Muhtemelen kız, yani kızlarda da aynısı vardır. Bir de böyle bir şey gelmiş. Pantolona bakalım. Yok. Yok. Toddler'lara bakayım. Toddler'larda bir şey yok. Bu var. Böyle bir tişört gelmiş. Kız olarak bakayım. Ne gelmiş? Saç gelmemiştir muhtemelen. Bir tane elbise. Ay, bu çok tatlı. Bu elbise çok tatlıymış. Yine aynı. Aynen. Erkeklerle aynı. Ha, şunlar gelmiş kızlara. Bu pantolon güzelmiş. Etek gelmiş. Bir de şort gelmiş ama üstündeki kazaktan göremiyoruz. Evet, çocuklar da eksik. Erkek isimler de eksik. Yeni oyun diyeyim. Hızlıca, çok hızlıca eşyalara da bakalım. Ondan sonra kapatacağım artık. Sizin de vaktinizi almak istemiyorum. Şu kızcağızım neredeydi benim? Evet, Ufuk. Erkek isimlere yapılan sesler biraz daha zor oluyor galiba. Hatırlarsanız biz de bir paket yapmıştık ya. CC paketi yapmıştık. O zaman ben de mesela kadın simlerin kıyafetlerini çok daha rahat yaptım. Ama erkek kıyafetlerinin custom contentlerinde çok çok zorlandım. Çok çeşit yapamadım mesela. Kadınlarınki kadar çeşit yapamadım. Önce bir duvar çizeyim. Olmazsa şöyle. Bir duvarlardan bakalım. Kapı gelmiş. Eşya bakıyoruz. Rahat rahat ailenin yanında izleyebilirsin Ezgi'cim. Hiç sıkıntı yok. Geldik kapılara. Şöyle bir kapı var. Şöyle var. Şöyle koyayım ben. Heh, ondan sonra bakarız renklerini tek tek. Bu renk güzel. Ya bu rengi ben çok seviyorum zaten normalde de. Bu pek belli etmiyor kapıyı. Bu nispeten daha iyi bence. Bu kapı da güzel. İşte en çok sevdiğim renk bu benim kahvelerde. Bu kapı da güzelmiş. Şey, slide işte, kaydırmalı. Ne? Sürgü kapı. Ay, adı aklıma gelmedi. Kapıların hepsi sahip olduğum silsiler. Çok acı oldu. Bu da güzelmiş. Kapıları beğendim. Ben kapıları beğendim. Ya bu ne? Bu çok tatlı. Çok güzel bu. Renklerine bakın. Ya böyle cart renkler olmaması da güzel bence. Duvar kağıdı. Duvar kağıdı. Nerede duvar kağıdı? Şu gelmiş. Ha, bir tane gelmiş. Yeşili var. Siyah. Bu aynı gibi sanki ya. Baktık mı? Yani hani tüm duvara kullanılmaz da belki duvarın bir alanına kullanılabilir böyle bir duvar kağıdı. Oy, geldik eşyalara. Şuradan, ha aynen onu diyecektim. Hepsini göstereyim diyecektim. Yatak gelmiş. Şöyle. Şunu da çıkarayım yanına. Şunu da çıkarayım. Hepsini teker teker çıkarayım. Param yettiğince. Şöyle yapayım. Yatak baya çok gelmiş yalnız. Oo. Bu aynısı mı? Aynısı. Tamam, bu. Bu ne? Bu çok iyiymiş. Yataklar çok iyi değil mi ya? Yataklar çok iyi. Hemen şundan başlayayım. İlk yataktan. Şöyle renk. Ya bu çok tatlı. Yatak baya, bildiğin yatağa çalışmışlar ya. Yatak baya iyi. Ya şaka bir yana da baya yatak odaklı çalışmışlar.
Bu da çok güzel. Çok iyi. Ha, bu da diğerinin aynısı ama altına koltuk koymuşlar. Çok fazla yatak. Evet. Ben randaların altlarına bir şeyler koyuyorum. Sırf bunun için bu paketi alırım. Çok güzeller. Koltuğun da rengi değişiyor. Ay, bu rengi çok güzel. Ya sürekli çok güzel diyorum ama gerçekten çok iyi. Bunlar zaten şey, şunların aynısı. Bunlar da güzel ya. Ben böyle sade yatakları seviyorum. Ya hiç göz yormuyor desenleri. Bayağı iyi ya. Evet, yatak gerçekten çok iyi olmuş bu kadar fazla yatak olması. Bunun deseninin güzelliğine bakın. Çok güzel. Bayıldım. Şunlardan devam edeyim. Bunlar zaten az önce baktık diğer. Ha, buna bakalım. Altına gardırop yap. Şu ahşabın renginin güzelliğine bakar mısınız? Bayıldım ya. Bu da çok güzel. Allah'ım, ev yapmak istedim şu an. Buna bakayım. Bunda da masa koymuşlar. Çalışma masası. Şu renk çok güzel. Bayağı iyi. Bayağı güzel. Burada da bu şekilde yapmışlar. Çok iyi. Ama en son işte 13 yaşında, yani ilk 13 yaşında başlamıştım Sims oynamaya. Ya çok güzel evler yapılır. Ay. Çok heyecanlandım şu an. Niye yatak bir geldi gitti? Baksanıza şuna. Yatak başlığı çok iyi. Az önce yatak bir geldi gitti, gördünüz mü? Bir de böyle var. Sade. İşte bunlar muhtemelen şeyden dolayı bu kadar düşük sade tutulmuş herhalde. İşte yatak başlığı yapılır falan diye şunlarla. Şunların bir de yatak başlığı gibi olanı var ya onlarla. Bir de bu da şey işte, tiny home'lar için. Neyse, tamam, bu kadar yatak yeter. Koltuklara geçiyorum. Hazır mıyız? Şöyle yaklaştırayım. Şöyle. Hop. Aynı koltuktan da 3 tane koymasaydım keşke. Şöyle bir şey var. Televizyon koltuğu. Ha, bu zaten az önce yatağın altında bakmıştık. Puf. Bu da çok güzel. Sandalyeleri de şöyle dizeyim. Bu sandalyeler çok iyi. Çok şükür devasa olmayan bir kahve masası. Orta masa, orta sehpa, pardon. Yo, benchmiş bu. Pardon, benchmiş. Ama bu da yine iyi. Devasa orta sehpa yapmıyorlar mı? Bu işte şöyle sonsuza kadar gidiyor bunlar. L koltuk yapmak için sonsuza kadar giden koltuklar. Şöyle birleşiyor işte. Git gidebildiğin kadar, paran yettiği kadar götür koltukları. Ya, renklerin güzelliği. Tam pastel renkler. Şuna bakayım. Evet, renkler aynı zaten. Hep pastel renkler kullanmışlar ama bu puf da çok tatlı. Çok güzel. Evet, renkler aynı. Ama çok güzel renkler. Geldim şuna bakayım. Aa, baksanıza çok detayları çok güzel yapmışlar. Evet ya, orta sehpalar devasaydı. Yer yok, koyacak yer bulamıyoruz yani orta sehpalar. Ay, sarının rengi çok güzel. Şuna bakayım bence. Çok güzel renkleri. Şuradan devam edeyim. Renkler aynı zaten. Çok güzel. Baksanıza dokusuna. Daha yaklaştıramıyorum. Dokusu falan çok iyi. Bar sandalyesinin güzelliğine bakın ya. Paket çok güzel Zehra. Yeni geldiysen hoş geldin. Paket baya güzel. Geldim mutfak tezgahlarına. Ada şöyle bir şey var.
Bu da bunun adası. Ha, bunun için şuralara gideceğiz. Şuradan devam edeyim. Üst dolaplar. Çok güzel. Bu işte, bu da şey, orta sehpa. Bu masa mı ya? Bu masa herhalde. Yo, bu da orta sehpa. Eşyalar çok iyi. Bunu bir de böyle kaldırabiliyorsunuz. Hem yukarıda hem aşağıda. Kafama göre koyuyorum bu arada. Ya ben de ağlayacağım şimdi. Çok güzeller. Modüler işte hepsi. Bunu koyduk zaten. Bunu da koymuştum. Nerede kaldım? Çalışma masaları. Durup durup aynı şeyi alıyorum. Heh. Ya bu ne? Çok tatlı. Şunun güzelliğine bakın ya. Bu da mı duvara? Bu da duvara. Çok güzel. Bayıldım. Zaten hepsinin rengi aynıdır. O yüzden hepsini koyup ondan sonra bir tanesinin renginden bakacağım. Şuradaki detay, cam gibi bölme yapmışlar. Allah'ım. Bu da, ay bu da çok güzel. Buna bakayım. Allah'ım. Peki lavabonun güzelliği. Evet, eşyalar çok güzel. Bakalım toddlerlar için yatak var mı? Çadırı biliyorum ama yatak var mı bilmiyorum. Bir de böyle bir lavabo yapmışlar. Geldim küvetlere. Bütün eşyaları çıkarıyorum bir taraftan. Tamam, şuradan sadece bir tanesinin rengine bakacağım. Çünkü hepsinin rengi aynıdır zaten. Çok güzel. Baksanıza. Çok güzel. Bayıldım. Diğerlerinin rengine bakmayacağım. Şu çadıra bakayım. Ya çadır çok tatlı. Çadır çok güzel. Tablo gelmiş. Şöyle koyayım bir tanesini. Bir tanesi o, bu büyükmüş bayağı. Şöyle yakından göstereyim size. Ay, tablo var ya, ben oyunun orijinal tablolarından hiçbir şey bulamıyordum. Beğenemiyordum. Tablolar çok iyi. Çok güzel. Böyle bir ayna da çok güzel. Perde gelmiş. Kutular gelmiş. İçinde havlu var ya. Ha, havlunun rengi değişmiyor. Sadece sepetin rengi değişiyor. Ayşe ya. Ama gerçekten ya eşyalar için daha çok özenmişler. Haklısın o konuda. Evet. Yani zaten konsept hani mimarlık olduğu için zaten bu ya eşyalara özenmeleri gerekiyordu. Kutular var, dekoratif kutular. Ayakkabılara bakın. Ayakkabılar değişiyor mu? Değişmiyor. Yok, buradan değişiyor. Bunlar çok güzel. Dağınıklıklar falan var. Bir tane daha ayakkabı. Yine böyle dekoratif ürünler yapmışlar. Kilim gelmiş. Şöyle koyayım. Bakayım kilimlerin rengine, desenine. Yarısı değişiyor. Renkleri çok güzel. Bayıldım. Bu ne? Bu da mı duvara gidiyor? Yanımda sessizce oturabilirsin. Kucağıma gelmemek kaydıyla. Ay bu da çok güzel. Evlere hep tablo koyalım. Evet. Aa, burada da planları var. Ha, sadece dışı değişiyor. Bayağı eşya var ya. Bayağı var. Aa, ben bunu çok sevmiştim. Ekmek kutularına benziyor. Şöyle.
Renklerine artık bakmıyorum. Hepsinin rengi aynı diye. Avizeler gelmiş. Biz kutu yapmadığımız için avizeyi... Bir dakika. Avizelere sonra bakalım. Şu an koyamıyorum evde şey olmadığı için. Ama baya güzel. Avizeleri unutturmayın bana. En son bakalım avizelere. Bu ne? Ha yine böyle raf gibi. Evet geldik. Fırın. Aa bu fırın şey set üstü değil de şeyin üstüne konacak. Ha, şunların üstüne konacak. Mini fırın. Çok güzel mini fırın. Şunların renklerine baktık mı? Şu set üstü ocağı sormuştunuz. Artık set üstü ocağımız var. Evet, ahşaplar falan, ahşap renkleri bayağı iyi gerçekten. Şunun renginin güzelliğine bakın. Bayıldım. Bayıldım. Ve bakın fırın şeyin tezgahın içine girebiliyor artık. En sevdiğim Stiling ve Seasons. Cemre hala öyle. En sevdiğim bir de böyle var. Bu arada set üstü ocak. Ya bu ne? Çok tatlı. Yine bize duvar lazım. Yine böyle kitaplıklar var. Şunları bir sileyim. Ha bu da kitaplık. Elbise askıları geldi. Asılan şeyler var. Bakın. Elbiseleri buraya asabiliyoruz. Çok güzel. Renkleri de değişiyor. Burada daha fazlası var. Bir de böyle var. Kıyafet. Askıda. Ya bu da çok güzel. Neye bakmamışız? Buna bakmamışız. Hemen. Bunu da koyalım. Ha iki çeşit var fırın. Pembenin rengine bakın. Çok güzel. Mint. Bence en kullanışlı ürün set üstü ocak olabilir. Fırının tezgahın içine girme olayı olabilir ve şu yataklar olabilir. Koltukta ya bilmiyorum aslında koltuklar da bayağı iyi. Bunu kariyerle açabiliyormuşuz. Laptop gelmiş. Bir tane daha halı gelmiş. Bir de magazin şeyleri gelmiş böyle. Bu işte magazin dergilerini falan koymuşlar galiba. Eşyalarda bu kadar. Hemen bir şey yapacağım şuraya. Toddler yatağı gelmemiş. Ay. Lambalar da çok iyi. Ya beğenmediğim bir eşya yok sanırım benim bu arada. Baya beğendim ben eşyaları. Şu renklerine bakayım. Çok iyi. Çok güzel. Şu ve ışıklandırmaları da iyi bence. Evet arkadaşlar göstermediğim bir şey kalmadı galiba. Mesleğe bakmayacağım Samet mesleği çünkü şey yapacağım. Zaten şu an oynadığım serilerden birinde mesleği bakacağım için. Şu an bakmayacağım. Ben sadece Create Estim ve inşa objeleri incelemek için açtım yayını. Zaten saatte çok geç oluyor. Sormak istediğiniz bir şey varsa ya da görmek istediğiniz bir şey varsa bana şimdi yazın. Göstereyim ondan sonra kapatayım. Bu ne? Çok tatlı. Perde de güzel. Perdeler de güzelmiş. Şu an bir şey yoksa oyundan yani bu sayfayı kapatacağım. Ondan sonra vedalaşırız zaten. Dediğim gibi ben bu videonun tekrarını, bu yayının tekrarını zaten kanala koyarım. Kaçırdığınız şeyleri oradan izlersiniz. O zaman çıkıyorum buradan. Allah yine kamerayı salladım. Evet Nihal gerçekten iyi ki söyledin bana abla yayın yap diye. Şimdi video çekmem gerekecekti ama sayende şu an videom oldu. Ben de çok çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Böyle bir anda açtım yayını. Geldiniz beni yalnız bırakmadınız. Çok çok teşekkür ederim. Yeni seri fikirlerine yani şu an Yüz Bebeği bitirene kadar yeni bir seri yapmayacağım zaten. Yüz Bebeğin bitmesine de çok az kaldı. 94. bebeğimizdeyiz galiba. 95'e hamileydik galiba. Yani 3 haftaya muhtemelen bitmiş olur Yüz Bebek. Ondan sonra bakalım eğer önerileriniz varsa, seri önerileriniz varsa benimle paylaşabilirsiniz. Hem Instagram'dan paylaşabilirsiniz, hem Discord'dan da paylaşabilirsiniz. Discord'da challenge önerileri diye bir alan var. Oradan da paylaşabilirsiniz. Ben hepsine bakıyorum zaten. Ona göre tekrar tartışırız.
Karadul'a gelince, Karadul için de final yayını yapacağım. Yani yayında finalini yapacağız Karadul'un. Zaten iki kişi kalmıştı. O iki kişiyi de öbür dünyaya gönderdikten sonra zaten bitmiş olacak Karadul'dan. Tekrar çok teşekkür ederim. Eğer şu an Discord'un galiba linkini vermedim. Açıklamalara yazmadım ama paylaşırım Discord linkini. Instagram yazıyor, galeri ID'm yazıyor açıklamalarda. Oradan zaten bakarsınız. Çünkü Instagram'da serilerle ilgili fotoğraflar da paylaşıyorum. Başka böyle öncesinden de bazı şeyler paylaşıyorum. İyi oluyor yani. Herhangi bir sorunuz olursa, bir şey olursa zaten Instagram'dan da Discord'dan da bana ulaşırsınız. Ben cevaplıyorum direkt. Seviyorum ben daha önce yapılmamış challenge'ları. Teşekkür ederim anneciğim. Daha önce yapılmamış challenge'ları yapmayı seviyorum. Aklımda bir iki challenge daha var. Türk olarak kimse yapmamış. Bakalım. Belki yine anket yaparız Instagram'dan. Belli olmaz. Siz önerilerinizi bana yine de yazın. İyi geceler hepinize. Çok çok teşekkür ederim. İyi geceler mesajlarınız için biraz daha dururum ben burada. Çünkü bana geç geliyor. Benim de size geç gidiyor. Gerçekten çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Çok dikkat edin. Sağlığınıza çok dikkat edin. Sonra görüşürüz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.